Ya girelim ya. Tamam, güzel güzel. Bizim Hadi Vedat abi, üçümüzün yetiş başlayalım. tabii. Hadi. Tabii Vedat abimiz 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otellerde tatil yapıyor. Biz yapamıyoruz Evet, yani. Biz de evet. ne yapalım? Evet, Onu bu ne kadar demek ayakkabı ki? getirdiniz. Ne Nereden demek başlamak ki? istiyorsun Vedat abi? Ya ben şöyle söyleyeyim ilk önce. Dediğim gibi şu anda bizi 300 kişi gibi çok hemen yayının başında çok çok güzel bir yani topluluk, çok güzel bir seyirci kitlesi bizi seyrediyor ve önemli haberler bekliyorlar. Bizde de önemli haberler var her zamanki gibi. Çoğu şeyi bizden duyacaksınız ve gerçekten bu 300 kişi hemen birer tane beğeni bırakırlarsa 400 oluruz, 500 oluruz. Şurada şenlikli güzel bir yayın yaparız. Ben şöyle söyleyeyim, sizin Okan Hoca ile ilgili söylediğiniz şeylerden ben devam etmek istiyorum. Birincisi arkadaşlar, Galatasaray'ın başkanı ve yöneticileri seçtiğimiz başkan ve yöneticiler bir hoca da karar kırdılar. Artık bunun altını, sağını, solunu, orasını, burasını kurcalamamıza gerek yok. Hep beraber bizim Okan Hoca'nın arkasında durmamız lazım. Kesinlikle. Hatta Fatih Terim'in çıkıp açıklama yapması lazım. Demesi lazım ki, ben demesi lazım bir sene hiçbir takım çalıştırmayacağım. Ne Galatasaray ne de başka bir takım. Dinlenmek istiyorum. Torunlarımla beraber kafa dinlemek istiyorum. Okan Hoca'ya güvenin. Okan Hoca'nın benle beraber hepimiz arkasında duralım ve başarılı olmasını cani gönülden dileyelim diye bir açıklama yapması lazım. Yoksa Okan Hoca daha gelmeden Okan Hoca istifa, Okan Hoca gitsin, işte Galatasaray'a yakışmıyor diye bizim söylemler. Abi Fener'in, Beşiktaş'ın bize yapamadığını biz kendimize yapıyoruz. Ya bizim bundan utanmamız lazım. Biz hangi ara Galatasaray camiası olarak böyle bir karpuz gibi bölünme şeyine geldik, durumuna? Lütfen arkadaşlar, sizden rica ediyorum ve Fatih hocamdan da rica ediyorum. Yani Fatih hocanın belki birçok şeyden haberi yok ama onu destekleyen, onu takım tutar gibi böyle ne bileyim böyle bir yani böyle bir şey gibi kutsal bir şey gibi tutan kişiler Fatih Terim hakkında hashtagler açıyorlar, şunlar bunlar. Daha Okan Buruk gelmeden onu göndermeye çalışıyorlar. Lütfen arkadaşlar, bunu bakın Fenerler bile o kadar acımasız olamaz. Lütfen, bu bir karar verilmiş. Okan Hoca gelsin. Bak Torrent gibi adama kaç maç dayandık abi. Lütfen kendi çocuğumuza da bir 10 maç, 12 maç, 13 maç bir zaman verelim. Bakalım ne yapacak abi. Belki adam çok çok iyi şeyler yapacak. Belki Galatasaray'a çok iyi bir oyun oynattıracak. Belki herkese ders verecek. O yüzden lütfen böyle yapmayalım ve ben rica ediyorum Fatih Hocam çıkıp açıklama yapsın abi. Fatih Hoca bunları görmüyor mu? Şimdi bu karmaşığı, bu kaosu görmüyor mu abi? Çıkıp Fatih Hoca Galatasaray'ı seviyorsa eğer çıkıp bence demesi lazım. Dostlar, ben bir sene boyunca hiçbir takım çalıştırmayacağım. Galatasaray'ı da çalıştırmayacağım ve Okan Hoca'nın arkasında destek olalım. Bunu demesi lazım. Ben bunu rica ediyorum herkesten ve Fatih Yani Hoca'dan. özetle Vedat abi, kimi seçtilerse hepimiz arkasında durup hem de kendi evladımız destek olmak zorundayız. Ama bu bölünme konusunda bir şey söyleyeyim. Geçenlerde arkadaşlarla 3-5 tane nick'i ortaya çıkarttık sosyal medyada. Hepsi Fenerliydi abi. Evet. Yani ben Benim onu için de yapmak istiyorum. chat'te Evet. benim için de Fenerli diyorlar abi. Ne diyorsun? Ya, takılacaklar sana. Seni de seviyorlar dostum. Abi Takıldı şimdi aynen. Bu Okan arada Hoca şunu şu anda resmi açıklama olmasa da görüntü itibariyle torrent gönderildiği açıklandıktan sonra açıklanacak isim gibi görünüyor. bakın Ve burada da arkadaşlar. yönetim mutabık kaldı diye düşünüyorum. Evet Berat abi. Bakın arkadaşlar, şimdi bak Okan Hoca'yı bitireceğiz, analizini yapacağız. Galatasaray'a uygun mu? Onun istediği futbolcular kimler olmalı? Onları konuşacağız ve ondan sonra ikinci bölümümüzde transfer var. Çok önemli bilgilere ben size spoiler vereyim hemen. Talisca, Umut Bozok, Kaan Ayhan, Onyekuru, Trezeguet, Keita Balde, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakçı, Dinayer ve Çilekler var. Çileklerin ismini şimdi vermiyorum. Çok önemli transfer gelişmeleri var. Onları da hep Abi, beraber abi Talisca'yı söyledin, sonra çilekler var diyorsun. değerlendireceğiz. Talisca'dan daha büyük bir Evet. çilek var mı ya? Unuttum abi. Taniska'yı söylememem lazım. O da Tamam. var evet. Ama şey yani onunla beraber bir isim daha öne çıkıyor. Ve ben o isimle hakkında da bir bilgiye ulaştım. Eğer sakatlık problemi yoksa o insanın
yani kiralayacağımız takım da yani maaşının bir bölümünü verecektir. O yüzden oluru var yani o transferin, onu söyleyeyim size. Peki istiyorsanız bu arada şunu söylemek istiyorum. İrfan Sarıoğlu değil, Saral oğlu. Onu da hatırlatalım, yanlışlık Tamam. olmasın dostlarımıza. Yavaştan isterseniz Okan Buruk'u ufak bir değerlendirelim, sonra transferlere geçelim. Değerli Tamam. abim Vedat abinin isteği üzerine A milli takım yardımcı antrenörlükle başladı. Sonra Elazığspor, Gaziantep, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor'da ilk başarısını elde etti. Türkiye Kupası'nı yanlış hatırlamıyorsam onu da Galatasaray'a karşı aldılar herhalde. Evet, aynen. Türkiye Aktardaydı. Kupası'nı kazandı. Sonrasında Çaykur Rizespor, Kimi Başakşehir, yendi? Galatasaray'ı yendi. Galatasaray Kimi finalde. yendi? Evet. Ama Hoca o maç bizim kimdi? hakkımız. O maç bizim hakkımızdı, biliyorsunuz. Şey, Tamam. hatırlamıyor musunuz? Cüneyt Çakır kırmızı kart vermemişti Aynen. sonradan. Aynen. O Aynen. maçtı o maç. Evet. Hatta Hasan Şaş'ın da bir demeci vardı orada. Kamerayla alakalı bir diyaloğu vardı. Yanlış hatırlamıyorsam o da o Evet. maçtı. Ya da Süper Kupa Aynen. maçıydı. Fenerbahçe'yi yendi diyorlar. Bu arada Cüneyt Çakır deyince aklıma geldi. Bu sene MHK'de büyük deprem olacak gene. Büyük değişim var yani. Peki, sonra da Başakşehir'e gidip Başakşehir'de de şampiyonluğa ulaştı. Okan Buruk, onu da sizlerle paylaşalım. Yani genelde 4-1-4-1 ile oynuyor. Yani çok defansif oynattığı söyleniliyor. Çok yani Galatasaray'a böyle bir gegenpres, yani presin yoğun olduğu bir antrenman, bir oyun yapısı benimsetmeyeceği konuşuluyor. Vedat abi sen nasıl değerlendirirsin? Yani Okan Buruk Galatasaray'da nasıl bir felsefeyle oynatacak sence? Ya ben şöyle söyleyeyim, bir kere Okan Buruk'un takımda oynatmak istediği sistem 4-1-4-1 ve biraz daha böyle şey olursa 4-2-3-1'i de deniyor ama öncelediği sistem 4-1-4-1. Okan Hoca'nın sisteminde 6 numaranın forvet arkası oyuncunun ve santraforun çok çok büyük bir önemi var. Çünkü geçiş oyunu oynattırıyor ve forvetlere gerçekten çok güzel ve çok hızlı toplar geliyor. Ve bitirici bir santrafor veya arkası dönük oynayabilen bir pivot santrafor olduğu zaman çok çok iş yapıyorlar. Yani öyle, son vuruşları çok düzgün bir santrafor da olsa veya arkası dönük oynayabilen, servis yapabilen de bir tane olsa yani ikisini de çok seviyor Okan Buruk. Okan Buruk'un 6 numarası çok çok önemli. Onun çapa olması, iyi bir kesici olması gerekiyor ve oyun da kurması gerekiyor. Yani 6 numara, bizim senelerdir özlemini çektiğimiz 6 numarayı Okan Buruk kesin aldırtır, onu söyleyeyim. Ve 8 numara çok önemli. Topla ilişkisi çok iyi 8 numaralar olması lazım. Birazdan isimler de vereceğiz. Bir iki isim var orada arkadaşlar, gündemde olan. Ve dediğimiz gibi biliyorsunuz Başakşehir şampiyon olduğunda Okan Hoca biliyorsunuz ileride şeyi oynatmıştı. Dembaba ve Crivelli bazen 4-4-2'ye falan dönmüştü. Ama genelde 4-4-1-1 gibi veya 4-1-4-1 gibi oynuyor. Ama dediğim gibi forvet arkasında oynayan kişi de çok gol atıyor eğer pivot santrafor varsa. Ondan sonra Dembele ile Crivelli'yi oynatmıştı. Orta sahada da Azubuike ile Alexis'i oynatmıştı biliyorsunuz. Ve Mahmut Tekdemir'le de Mehmet Topal'ı yani 6 numarada kullanmıştı. Onları daha çok böyle çapa gibi kullanmıştı. Ama ben onunla biraz daha Başakşehir'de defansif oynuyordu. Çünkü Okan Hoca'da pozisyon oyunu oynatmak gibi bir niyet yoktu. Ama Galatasaray çok büyük yarışmacı ve büyük bir takım olduğu için özellikle evimizdeki maçlarda biraz böyle pozisyon oyunu, power play diyorlar mesela buz hokeyinde. Böyle devamlı bastıran, böyle takımı rakibi dayayan böyle bir set oyunu falan, onu denemesi lazım artık. Genç olduğu için de ben kendini geliştirip bir de yanına gelen yardımcılar gerçekten Tuğberk Tanrı vermiş yani Hakan Balta falan gelirse yanına gerçekten onlar da biliyorsunuz ona müdahale edebilirler ve birbirlerini geliştirip biraz böyle set oyunu oynayan bir takım da böyle karışım yapabilirler. Geçiş oyununu çünkü çok güzel oynatıyor. Ben şöyle söyleyeyim.
Yani tamam, mesela her zaman set oyunu oynamasa bile geçiş oyununu defansif çok oynuyor. Çok böyle bekleyerek oynuyordu. Onu artık böyle daha agresif oynamasını isterim. Biraz önce Emre'nin söylediği gibi de ileride böyle basan, ileride kaybedilen topları 6-7 saniyede kapabilen bir sistemle oynarsa bence geçiş oyununu çok çok daha başarılı olur. Ve demek istediğim gibi bu Okan Buruk'un bakın şeyinde sisteminde Kerem'i mutlaka tutmak istiyor. Kerem'in satılmasını kesinlikle istemiyor. Yunus geliyor zaten. Yunus da Kerem onun bir numaralı adamları olur. Ben size söyleyeyim. Bir de forvet arkası bakın Emre Akbaba'yı şimdi söylüyorum size. Okan Buruk'un sisteminde Emre Akbaba da çok başarılı olur. Eğer mesela Talisca falan gelmezse Emre Akbaba'yı da çok kullanır bence orada. Ve beklerin biri çok böyle şey oyun kurucu bek. Birisi de böyle uçurtma bek o olması lazım Okan Buruk'ta. O yüzden orada da mesela Patrick Van Aanholt'u ben Okan Buruk'un kesinlikle çok yani seveceği bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra bakalım. Ama dediğim gibi 6 numara şart, 8-10 numara şart. Bir de sağ bek bizde yani sağ bek problemli. Sağ bekin de gelmesi lazım. Onu da birazdan konuşuruz. Ama dediğim gibi Okan Buruk'un sisteminde Kerem olmazsa olmaz, Yunus olmazsa olmazdır. Ve o yüzden de yani feda edilen oyuncu marka olmuş gibi gözüküyor. En büyük, en yüksek teklifte ona gelmiş gibi gözüküyor. Onu da birazdan konuşacağız arkadaşlar. Kıvanç abi sana soracağım da bu arada dostlarımız transferleri soruyor. Arkadaşlar yaklaşık sizi kırmayalım. Bir sonlara doğru konuşacaktık ama yaklaşık bir 5 dakika sonra konuşmaya başlayalım transferlerle alakalı. Sizleri kırmayalım. Son olarak da Kıvanç abiye şunu soralım. Okan Buruk sence Galatasaray'da nasıl bir yapı oluşturacak? Nasıl bir taktik